herkes boşanıyor. Kimse kimseye bir açıklama yapmak zorunda değil. Ama sanat dünyasındaysan sanki herkese ya biliyor musunuz biz şu yüzden boşandık denilmek zorunda. Öyle bir hesap vermek zorunda gibi bir hissiyat var yani. Hani bu sanatın bu tanınmışlığı da böyle bir acımasızlığı var. Halbuki karşı komşunun oğlu belki her gün eşini dövüyordu o yüzden boşandılar ama kimse onlara sormuyor niye boşandınız. İşin en vahim ve en ciddi tarafı da böyle bir hastalıktan çıkan bir kadının boşanması eşiyle beraber. Yani anladın mı? Yani burası çok önemli. Çünkü bu hastalık yaşandı. İnşallah ki geçmiştir ki geçti diyelim. Ondan sonra böyle bir kararın alınması hep soru işareti. Bugün biz bunu konuşuyoruz. Hani normal hastalık olmasın, normal bir iki insan ayrılması bir ad korsunuz. Şundan dolayı olmuştur veya bundan dolayı olmuştur. Biz yani bu ikisi de sevilen insanlar. Umarız Ali Taran olayındaki gibi olaylar nüksetmez ve İkisi de hayatlarına huzurlu ve dostane şekilde devam eder. İnşallah. Evet, o zaman şimdi yine günün olaylarından biri Tuğba Ünsal'la ilgili görüntülerimiz var. Bir gün Cabaş'ın eski sevgilisi Evrim Sümer'le Twitter'da birbirlerine girmişler. Bakalım görüntülerimizde neler izleyeceğiz. Olay, olay, olay. Güzel oyuncu Tuğba Ünsal, sevgilisinin eski eşiyle birbirine girdi, kıyametler koptu. Tuğba Ünsal ve Mirgün Cabaz çifti ilişkilerine olaylı bir şekilde başlamıştı. Televizyoncu Mirgün Cabaz, 2,5 yaşındaki kızının annesi, hayat arkadaşı Evrim Sümer'den bir anda ayrılıp Tuğba Ünsal'la aşk yaşamaya başlamıştı. İki kadın bir anam aşk çekilir aram. Tuğba Ünsal, Mirgün Cabaz aşkı başladığında güzel oyuncunun Murat Pilevneli'den boşanmasının üzerinden henüz bir ay geçmişti. Bu aşkta bir umut kalmadı yazık, seni bir başkası bekliyor artık, ayrılmalıyız. Bu ayrılığın ardından başlayan Tuğba Ünsal, Mirgün Cabaz ilişkisi medyada da geniş yer bulmuştu ve çok tartışılmıştı. Aylar sonra bu tartışma Tuğba Ünsal ve Mirgün Cabaz'ın eski hayat arkadaşı Evrim Sümer arasında tekrar kıvılcımlandı. İlk bombardıman Tuğba Ünsal'dan. Güzel oyuncu ateşe adeta körükle gitti. Tuğba Ünsal kendi Twitter adresinden şunları söyledi. Annelikle ilgili ahkam kesip her türlü istediğinde çocuğu babaya göstermeyen annelerin ayaklarının altında cennet değil cehennem var. Bu yazdığım tabii ki bütün sorumluluklarının fazlasını yapan babalar ve canı daraldıkça çocuğunu öne süren annelerle ilgili. Tuğba Ünsal'ın bu söylemlerinin ardından Mirgün Cabaz'ın eski hayat arkadaşı Evrim Sümer Twitter'dan şöyle karşılık verdi. Beni aldattığını öğrenince kapının önüne koyduğum eski sevgilim her ilişki bitmeye mahkumdur diye saçmalamıştı. Bu da akılda kalsın. Bir kadın arkadaşım gibi davranıp bana sürekli sevgilimi övüyordu. Meğer birbirlerinde saf aşkı bulmuşlar. Beni kafalıyorlarmış. Ama nasıl bir hırsa bu, sevgilimi çekip almasına rağmen rahat etmedi. Hatırlarsınız, Tuğba Ünsal Murat Pilevneli'den önce 2004 yılında sosyetenin ünlü isimlerinden Cem Cantaş'la 2004 yılında evlenmişti. Mirgün Cabaz'dan 2,5 yaşında evladı olan Evrim Sümer hızını alamadı ve Tuğba Ünsal'ın evliliklerini de eleştirip Twitter üzerinden bazı iddialarda bulundu. Adam ne kafadaysa daha 30 yaşında iki koca boşamış, 1000 sevgili eskitmiş kadında gerçek aşkı buldu. Baş tacı yaptı. Hep birlikte seviyesizliğin dibine vurduk. Çıldırttınız beni. Sakin sakin yaşarken babasının seçimleri yüzünden 2,5 yaşındaki çocuğum magazine konu oldu. Ben delir miyim de kim delirsin? Ben evde ampul değiştirtemezken kocasından dayak yediğinde hastaneye götürmesi için sevgilimi arıyordu. Sanal alemde bu kavga gitgide büyürken Mirgün Cabaz sessiz kalmayı tercih etti.
Şimdi Söz Stüdyo'da. Bakalım Uçan Kuş'un canlı yayınında magazin dünyasında olay yaratan bu kavgaya ne yorumlar yapılacak? Evet, Tuğba Ünsal'la Murat Cavas'ın eski eşi Evrim Sümer Twitter'da oldukça büyük bir kavgaya tutuşmuşlar. Tuğba Ünsal, Evrim Hanım'ı çocuğunu babasına işte belli şeyleri yaptırmak için öne sürdüğünü iddia ediyor. Evrim Sümer de Tuğba Ünsal'a bir sürü suçlamada bulunuyor. Ya bir şey söyleyeyim. Neden bu hale gelmiş olabilir? Al birine vur birine, bu kepazelik. Yani şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben bu Tuğba Ünsal ve Tuğba Ünsal'ın meselelerinden bıktım. Tuğba'cığım, Tuğba da yakın kardeşimdir. Ta ne zamanlardan, buna 14 yıl önce Mustafa Sandal'dan albümler yaparken Mustafa Sandal'ın sevgilisiydi. O zamandan beri bıdı 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 kafamızı ütülerdi. Mustafa Sandal'ın annesiyle kavgalar, bizi doldururdu, Mustafa'yı doldururdu falan falan. Ya bugün ya bıktık ya, bu ömrümüz. Bu Tuğba Ünsal, yok sevgilisi, yok kocası, yok anneannesi, yok çocuğu, yok dedesi. Bıktık kardeşim, bıktık. Ya rejiye de söylüyorum arkadaşlar, lütfen peki, ya yapmayın. Zaman... Ya Tuğba Ünsal falan ya, yok ya. Yani bu, yemin ediyorum ya, bunu da çok havaya sokmayalım. Ya. Ne yapmış Tuğba Ünsal? Peki sizin canınızı çok çocuğunu fazla sıkmayalım o zaman Erol Bey. Bülent Bey, sıradaki haberimize evet. Geçelim. Emre Karayel, Öykü Gürman'dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir hanımla görüntülenmiş. Hem de bayağı samimi görüntülenmiş. Şimdi görüntülerimizi izliyoruz. Flaş, flaş, flaş. Ünlü oyuncu Emre Karayel, Etiler'in göbeğinde hangi güzelle dudak dudağa yakalandı?